265. mektup. Bu mektup Şeyh Abdülhadi Bedavani'ye yazılmıştır. Uzlete çekilirken Müslümanların haklarını gözetmeyi elden bırakmamak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Sevgili peygamberine ve âline ve ashabına selatü selam olsun ve doğru yolda olanlara dualar olsun. Kıymetli kardeşimin güzel mektubu geldi. Bizleri çok sevindirdi. Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun ki ayrılık günlerinin uzaması muhabbeti ve ihlası sarsmamış. Bununla beraber buraya gelseydiniz daha iyi olurdu. El hayru fi ma sana Allahü Teala. Yani Allahü Teala'nın yaptığında hayır vardır. İnsanlar arasından ayrılmak uzlet etmek istiyorsunuz. Evet, uzlet, sıddıkların aradığı şeydir. Mübarek olsun, uzleti isteyiniz, bir köşeye çekiliniz. Fakat, Müslümanların haklarını gözetmeyi elden kaçırmayınız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Selamına cevap vermek, hastalığında dolaşmak, cenazesinde bulunmak, davetine gitmek ve aksırdığı zaman elhamdülillah deyince yarhamüke Allah demek buyurdu. Bu hadisi şerifi Ebu Hüreyre radıyallahu anh haber vermiştir. Buhari'de ve Müslim'de yazılıdır. Fakat davet ettiği zaman gitmek için şartlar vardır. İhya-u Ulum kitabında buyuruyor ki çağrının yemeği şüpheliyse veya İslamiyet'in yasak ettiği şey mesela ipek sofra örtüsü, gümüş kap ve tavanda, duvarda canlı resmi varsa veya çalgı çalınıyorsa, oyun, kumar gibi şeyler varsa o çağrılan yere gidilmez. Bu yasaklar kimyâ i Saadet kitabında da yazılıdır. Böyle yasaklar bulunan yemeğe gitmek haram veya mekruh olur. Çağıran kimse zalimse veya ehli sünnet değilse, fasıksa, kötülük yapansa veya övünmek için, gösteriş için çağırıyorsa gitmek caiz olmaz. Şiratül İslam kitabında diyor ki: Riya olarak çağrılan yemeğe gitmemelidir. Muhit kitabında diyor ki: Oyun, şarkı, gıybet etmek bulunan ve içki içilen yemeğe oturulmaz. Metali bül müminin kitabında da böyle yazılıdır. Bu yasaklardan hiçbiri bulunmayan davete gitmek lazımdır. Bu zamanda bu yasakların bulunmaması güç oldu. Bundan başka Farisi Mısra tercümesi Yabancıdan uzlet et, dosttan değil. Talebe kardeşleriyle sohbet etmek, bu yolun sünnet-i müekkedesidir. Hace Bahâeddin Buhari, Kaddesallahu Teala Rahül Aziz Hazretleri buyurdu ki: Bizim yolumuzun temeli sohbettir. Uzlette şöhret vardır. şöhrette afettir. Sohbet buyurulması talebe kardeşleriyle birlikte olmaktır. Başkalarıyla sohbet edilmez. Çünkü birbirinden fani olmak yani başkalarını unutmak sohbetin şartıdır bu da uygun arkadaşla olabilir hasta yoklamak sünnettir hastanın bakıcısı varsa ona bakıyorsa başkalarının dolaşması sünnet olur bakacak kimsesi yoksa dolaşmak vacip olur mişkat kitabının haşiyesinde böyle yazılıdır cenazede hazır olmalıdır hiç olmazsa birkaç adım birlikte gitmelidir. Böylece meyyitin hakkı ödenmiş olur. Cuma namazına ve her gün beş vakit namaz için cemaate ve bayram namazlarına gitmek, İslam'ın zaruri emirleridir. Her halde gitmek lazımdır. Bunlardan sonra kalan vaktleri yalnız geçirebilirsiniz. Fakat önce doğru bir niyet lazımdır. Dünya çıkarlarından bir şeyi düşünerek uzleti kirletmemelidir. Allahü Teala'yı zikr için kalbi toparlamaktan ve dünyanın bitmez tükenmez işlerinden uzaklaşmaktan başka bir şey düşünmemelidir. Niyetin doğru olmasına çok dikkat etmelidir. Niyetin içinde nefsin bir arzusu gizlenmiş olmamasına dikkat etmelidir. Niyetin doğru olması için Allahü Teala'ya yalvarmalıdır. Böylece tam niyet yapılabilir yedi kere istihare yapmalı, doğru niyetle uzlet eylemelidir. Böyle olunca çok faydası umulur. Buluştuğumuz zaman daha çok anlatırım. Vesselam.